Kar, bugün sizle grid sistemini anlatacağız. Yani daha doğrusu aslında grid sistemleri framework'ta da falan yapılabiliyor CSS. Ama CSS'in kendine has bir özelliğiyle bunu yapacağız. İnternette grid layout diye araştırırsanız daha çok doküman bulabilirsiniz. Bu derste arkadaşlar biz hiç bilmeyenler için bir giriş yapacağız. Sizlere bu konu hakkında az çok bilgi sahibi etmek ve ondan sonra arkadaşlar araştırdığınızda anlayabilecek seviyeye getirmek. Yani zamanımız olursa da ne yapacağız? İlerideki derslerinize bazı özellikler çekeceğiz. Ben gerçekten çok beğendim. Yani CSS şu ana kadar en beğendiğim özellikle. Hatta gerçekten incelediğimde baya çok beğendim ve çok beğendim. Bu konuda ders çekmek istedim. Özellikle bir işte grid area özelliği var ki yani dillere destan bir özellik arkadaşlar. Yani artık hangi dilimin nerede olacağını sadece CSS karar verebiliyorsunuz. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Bu sistemde de bir tane wrap div oluşturacaksınız. Flex gibi. Flex ne yapıyorsun? Bir tane sarmayan div. Ben şu anda kolon diyorum. İşte atıyorum 12 tane div oluşturuyorum. Ve içine sadece bir sayı yazıyorum. Tab şuna basalım. Birden 12'ye kadar işte ne yaptı? Bir tane wrap yazdı arkadaşlar. İçine de birden 12'ye kadar yazdı. Şimdi çok güzel. Biraz kod öpenimiz gel çalışsa da inşallah kendine gelir. Ben burada kolon için bir tane bir özellik verelim arkadaşlar. Bir box shadow verelim. Ve işte atıyorum 0'a 0. İşte 15 piksellik RGB adam. 0 0 ve işte burada da 0 ve nokta işte opasitesinde 1 3 verelim bakalım. Bu arada F12 ile bir bakalım. Burada henüz bir kıpırdanma yok arkadaşlar. Biz 12 işte biz ne yazalım? Hop hop kendine gelsin. O yüzden kendine geldi, bazen böyle yapıyor kod epe. Şimdi burada arkadaşlar pezze demişiz. Pezze herhalde pizza. Aç da değiliz ama öyle oldu. Şimdi ben wrap diyorum arkadaşlar. Bu arada bizim boyut nasıl bir görelim arkadaşlar. %100 tamam. Bilgisayarımız küçük olsa da artık yapabilecek bir şey yok. Sarmalayan bütün diyor arkadaşlar. Dikkat ederseniz ben bir kolon yazdım. İçine bütün onu işte sarmalayan bir div yaptı. Kapsayıcı diyorum. Burada arkadaşlar display diyorum. Ben grid diyorum. Display grid dedim ama değişen bir şey olmadı. Bakın grid gap dedim. Yani artık konuline satır ile sütun arasında iki tane boş, iki emlik bir boşluk olsun. İstersen kolumlar içinde ben bir padding verelim. Bir em verelim. İşte text align center olsun. Hani daha dersi belli olması için. Ben wrap'a geliyorum arkadaşlar. Burada display grid sistemi aşağı arkadaşlar. Yani satır ve sütunların işte konumlandırması ile ilgili algoritmayla çalışıyorum. Ben atıyorum mesela diyorum ki benim konumlarım 3 tane olacak. Satırlarım 4 tane olacak. İşte benim konumlarım uzunluğu bu olacak. Satırlarım uzunluğu bu olacak. Maksimum bu olacak. Minimum bu olacak. İşte bu algoritmayla çalışıyorum. Şimdi ben diyorum arkadaşlar birinci öğreneceğiniz şey aslında buraya girer girmez grid sistemine grid diyorum. Template arkadaşlar kolum. Burada grid template arkadaşlar en son göreceğimiz grid template arias dedim. Bir özellik gerçekten çok atıyor. Benim burada 8 tane div'im var. Sırası önemli değil arkadaşlar. HTML'de sırası önemli değil. Ben atıyorum işte diyorum birinci bölgeye git. Ben onlarla isim vereceğim. Yani bir sınıf düşünün arkadaşlar. Sınıf atıyorum. Birden 15'e kadar numaralanmış. 3'te 5'e kolum var. İşte bir div mesela atıyorum. Birinci satırın ikinci koluna git. Onu da diyebileceğiz. İşte bu template arayüz özelliği kullanacağız. Ben grid template kolum diyorum. Ben burada arkadaşlar 150 piksele atıyorum. İşte 450 piksel dedim ve kapattım. Hoppala. Dikkat ederseniz arkadaşlar kolonlarım ne oldu? İkişer şeklinde sıralandı. Değil mi arkadaşlar? Bakın işte burada bir satır var. Burada bir kolon var. Burada bir kolon var. Yalnız dikkat ederseniz bakın 1, 3, 5
Uzunluğu 150, öbürüne 450. İşte arkadaşlar atıyorum ben birinci kolonum 600 olsun. Tamam, çok güzel. Ben yok dedim ya. 2 çok kötü arkadaş. Ben diyorum 3. kolonda olsun. O ne kadar olsun? 100 piksel olsun dedim. Hoppala, bu taşma oldu. İşte biz bunu küçültelim arkadaşlar. 200 pikseldi. Tamam. Sıkıntı oldu. Yani bunu piksellerle yaparsam az önce taştı. İşte taşmamasını da arkadaşlar bunu sağlayabiliriz. Bunun yerine FR diye arkadaşlar yani kısaltılışı FR olan bir CSS ölçüsü var. Onun tam açılışını ben biliyorum. Şimdi ben burada bir FR diyorum ve iki FR diyorum. Atıyorum ben 6 FR diyorum. Ben bunu açıklayacağım arkadaşlar. Dikkat edin, bakın ben 3 tane işte bir burada yazdım. 2 de burada. 3 tane kolon olacağını söyledim. Buraya 1 dediğimde dikkat edersen bunu genişti arkadaşlar. Bir kat oranda oldu. Ben geldim 2 dedim. Ne oldu? Bunun genişliği 2 oranda, yani 2x artık. Bu da 6x oranında ne oldu arkadaşlar? Tamamen çok güzel oldu. Hoppala, bu çok güzel. Bu tamamen arkadaşlar size bağlı. Yani siz artık burada yüzleri kullanabilirsiniz, ölçü kullanabilirsiniz. Hatta ben şöyle bir şey yapabilirim. Mesela ben diyorum ki 50 VH diyorum. Ya da bunun gibi arkadaşlar bu ölçülere kullanabilirsin. Ben burada bir fare yapıyorum. Bu tamamen arkadaşlar flex 1, flex 2 yapıyorduk ya, bu şekilde bunu kullanabiliriz. Burada ben çok güzel oldu. Ben bunu hani satır şeklinde de sütun şeklinde de ölçü verebilmeliyim değil mi arkadaşlar? Ben hani yatay olarak çok güzel ölçü veriyorum ama benim diplerim hala işte dikeyde bir problem var. Ölçü vermek istiyorum. O zaman ben geliyorum arkadaşlar. Grid, template. İstersen bunu otomatik yapabilirsiniz. Rows diyorum. Burada da atıyorum. Ben arkadaşlar bir fere dedim. 2 fere dedim. Burada atıyorum ben üçünü de atıyorum. Alt üçüncüsüne 6 fere dedim. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Bakın ne oldu? Birinci artık birinci satırım ne oldu? Artık yüksekliği 1 fr, yani 1x oranında neydi bunun? İkinci satırım yüksekliği 2 oranında ve benim üçüncü satırımda yüksekliği 6 oranında. Peki ben bunu otomatik mi yapamaz mıyım? Yani ben bunu farklı bir şekilde yaparım. Ben burada arkadaşlar umarım grid template rows ve grid template columns'u anladınız. Sadece özellikleri bu kadar değil. Onun için arkadaşlar ben övgüyle bahsettim ve gerçekten öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bir defa CSS'de bu kadar gerçekten çok beğendiğim bir şey. Uzun süredir hani böyle bir şeyi çok beğendiğim olmuştur. Gerçekten siz incelerseniz bunun ne kadar güzel olduğunu anlarsınız. Şimdi burada arkadaşlar min-max var, repeat var, auto var, auto fit gibi özellikler var. Onlara bir gün mutlaka değineceğiz. Ben diyorum ki arkadaşlar hani bunu otomatik yapsın. Repeat diyorum. Atıyorum benim işte ne olsun? 4 tane kolon olsun ve her birinin ölçüsü de birbirine eşit olsun. Hop, gördün mü arkadaşlar? Ne oldu? 4 tane oluştu. Yok ya, ben diyorum ki işte 3 olsun. 3 olsun. Tamamen böyle güzel bir özellik var arkadaşlar. Bak, dikkat ettiniz mi? Ne kadar da güzel bir özellik. Şimdi gelin hani ben arkadaşlar birçok özelliğini anlatmayacağım. Hani bu derse az çok temel şeyiniz olsun. İkinci dersimizde ayrıntılı anlatacağız. Ben atıyorum bir tane enter işte ikinci dilim için bir özellik verelim. Burada çok basit. Background 1 EE 673 diye bir arka plan verelim. Burada bir eksik vermişiz. Tamam, çok güzel. Ben burada arkadaşlar artık dedim yerleştirme özelliği de var. Şimdi template alias da var. Biz onu görmedik ama o çok kompleks ve harika bir şey. Ama şimdiki biz grid column özelliğini görelim. Ben grid columns diyorum ve artık bir parametre benden bekliyor. Şimdi ben bu ikinci dilimin arkadaşlar kaçıncı kolonda olmasını istiyorum? Ben diyorum üçüncü kolonda istiyorum.
Tamam, çok güzel. Üçüncü kolona gitti. Ama bozulma oldu. Şimdi ben o bozulmanın sebebi de ben satırını vermedim. Grid arkadaşlar rom diyerek kaçıncı satırda atıyorum. Ben bu da ikinci satıra yazsın. Ne oldu? Bakın benim ikinci divim üçüncü kolona gitti. İkinci satıra geldi. Yok yok ben dedim işte hani bu nereye gelsin? Birinci koluna gelsin. İşte üçüncü satıra gitsin. Bakın ne oldu? Bu şekil bunu kullanabiliyoruz. Ben dedim tamam güzel arkadaş bu güzel de ben bir de bunu boyunu artırmam lazım. Ben spam diyorum. Artı arkadaşlar ben spam bu iki, pardon 2 dedim. Şimdi bu span 2 dediğim anda bir genişleme oldu. Tamam genişledi. Ama neye göre? Burada arkadaşlar dikkat edin komşusu kadar yani komşusu kadar iki tane komşusu kadar ne olsun ben uzadı diyebilirim. Yani bu çok şey oldu ama yani bunu anlamak için arkadaşlar bakın şu anda eşit. Peki eşit olmadığı zaman şöyle bir şey yapalım. Grid hat atıyorum. Bunu gene 3'e yapalım. Mesela 1 fr işte 3 fr 1 fr gibi bir şey olsun. Ne oldu arkadaşlar? Bakın gene 2 komşusu kadar uzadı. Anladın mı? Bu çok önemli arkadaşlar. Bu çok önemli. Atıyorum bu işte arkadaşlar ne olsun? İşte span diyorum. İki tane komşusu kadar uzasın. Bakın ne oldu? İki tane komşusu kadar uzadı arkadaşlar. Bu böyle. Ben bunu istersen eklesem bence daha iyi olur değil mi arkadaşlar? Ben bunu yok yok diyorum. Ben hani yeri güzel durmadı. Buraya gelsin diyorum. Bakın ne kadar da güzel bir özellik arkadaşlar. Anlatabildim mi? Bakın ben hani kolonlandırmaları HTML'de yapıyorum. Bu gibi bir özellik arkadaşlar. Biz ileride gene göreceğiz. Bunları mesela küçülttüğümüzde nasıl alt alta geleceğiz. İşte bunların minimum, maksimum ölçüleri falan. Bu derste ufak tefek bir giriş yaptık grid sistemine. İlerideki dersimizde arkadaşlar kısmet olursa dersleri çekeceğiz. İkinci bölümde de çekeceğiz. Bu konuyla ilgili bayağı ders çekmeyi düşünüyorum. Çünkü çok esnek, çok güzel özellikleri var ve çok da fazla özellikler var. En çok beğendiğim özelliği de yani dediğim gibi grid area. Bir harfi arkadaşlar CSS bile çizebilirsiniz. Yani öyle güzel bir özellik. Neyse kendinize bakınız arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Yani çok temel seviyede bir giriş yaptık. En azından fikir edinmeniz açısından. Böyle bir şeyin olduğundan haberdar ettik. Böyle bir şeyi öğrenirsen bana ne faydası var gibi temel. Artık yani aşağı yukarı bu sistemde nasıl çalıştığını, neler yapabileceğimizi öğrendik. Gerçekten bir sonraki derste bence sabırsızlıkla bekleyiniz. Gerçekten Türkçe kaynak da yok. Hani böyle bir sistemin olduğundan haberdar olmayan bile çok kişi var. Neyse iyi geceler arkadaşlar.